Doğan bir insan ölümü hak eder. Ölen bir insan sonsuzluğu kazanır. Bugün atamızın 80. ölüm yıldönümü. Nasıl bu kadar başarılı oldu? Nasıl bir ülkeyi kurdu? Nasıl tüm toplumun arkasından gitti? Nasıl 80 yıl oldu da halen herkes onun aşkıyla sokaklarda? Bana göre şöyle arkadaşlar, sevgi dolu insanlar, aşk dolu olan insanlar cesur olurlar, kahraman olurlar. Bir toplumu yok etmek istiyorsan onu öncelikle korkutman lazım, ayrıştırman lazım. Kimi korkutabilirsin? İçinde sevgi olmayanı korkutabilirsin, aşk olmayanı korkutabilirsin. Bizim atamız sevgi insanıydı, aşk insanıydı. Sevgi insanı, aşk insanı olduğu için bu kadar cesurdu. Sevgi insanı, aşk insanı olduğu için imkanların olduğu yerde başarıyı değil, imkansızların olduğu yerde karakterle başarı nasıl olur bunu öğretti bize. O imkansızlıklar içerisinde traktöre bindi, teknolojiyi kullandı. O yoksulluklar içerisinde denize girdi, dedi ki topluma hayat devam ediyor, yaşayın. Çok mütevaziydi. Hiçbir zaman ben yaptım demedi. Türk milleti yaptı dedi. Köylü milletin efendisidir dedi. Herkesle uyum kurdu. Herkesin gözünün içine bakarak konuştu. Ve ben diyorum ki arkadaşlar, atamızın böyle başarılı olmasının en büyük sebebi sevgi insanı olması ve mütevazi olmasıydı. Onun affedemeyeceği bir arkadaşı, bir akrabası hiç yoktu. Onun affedemeyeceği bir suç hiç yoktu. Hayatında umutsuzluk, ümitsizlik, sitem hiç yoktu. Her zaman pozitif, her zaman ümitliydi. Tekrar söylemek istiyorum. Bir toplumu yok etmek istiyorsanız onu korkutman lazım. Kimi korkutabilirsin? Önce birisine sevgiyi alırsın, aşkı alırsın, onu korkutabilirsin. İçinde sevgi olan, aşk olan bir insan asla korkmaz. Ve korkusuz olan atama, aşkla, korkusuzca diyorum ki, atam, birinci vazifem Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetimin ve istikbalimin yegane temeli budur. Bu temel benim en kıymetli hazinemdir. İstikbalde dahi beni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarım olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersem, vazifeye atılmak için içinde bulunacağım vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceğim. İstiklal ve cumhuriyetime kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olsalar da, cebren ve hile ile aziz vatanımın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olsa da, bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunsa bile, vazifem Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Biliyorum ki atam, muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.